Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün sizlere Konya'mızın ve Türkiye'nin önemli fabrikası, önemli bir kuruluşu olan Torku Şeker Fabrikası'nın hediye olarak gönderdiği arkadaşlar, çiftçilere hediye olarak verdiği fakir çay makinesini tanıtacağım arkadaşlar. Kutu açılışı yapacağım. Aslında kutuyu daha önce açtık. Baktık içine. Ne var yok diye. Adetten olması için tekrar aleti kutunun içine koyduk. Kutu açılışı yapalım diye. Sizler arkadaşlar. Kutumuzu açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir adet demlik çıktı. Şöyle şuraya koyayım. Bunu. Onun yanında da başkadan. Burada da arkadaşlar. Alt tarafta da yine su ısıtıcımız var. Şöyle kalırca tam ısınması için. İkisini birlikte koyalım. Yine başka içinde de kullanma kılavuzu, garanti belgesi var arkadaşlar. Torku'nun Good Class hareketi için bütün Torku çalışanlarına ve üyelerine, yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu hediye için arkadaşlar. Şimdi tabii fakir çay makinesi, fakir house grid. Yani fakir yapımı arkadaşlar. Fakir markasını bilmeyen yoktur. Hemen hemen herkes biliyordur. Fakirin birçok ürünü var. Çay makinesi olsun. İşte ondan sonra elektrikli süpürge olsun. Diğer ürünler olsun. Vesaire. Bayağı ürünü var arkadaşlar. Şimdi şöyle ben göstereyim yakın planda. Su ısıtıcı arkadaşlar. Bayağı içi geniş. Oldukça konforlu. Yani epey bir su alır. Arkadaşlar. Alt tarafta da yine burada yazıyor zaten. CE sertifikalı olduğu 220 ile 240 volt arası 50-60 Hz 1500-1800 watt'ta güç ile çalıştığı yazıyor arkadaşlar. Çay makinesi TV marker olduğu yazmış. Burada. Seri nosu. Fakir elektrikli ev aletleri. Dış ticaret. Arkadaşlar. Küçükçekmece İstanbul. Da tanıtıcı firma. Orada. Burada arkadaşlar. Bakın burada demliği var. Yine. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da oldukça geniş yani. Bayağı çay alır yani. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çay makinesi ile ilgili Alman malı olduğunu söyledik. Fakir tabi Alman yapımı mal. Burada arkadaşlar kutuda neler yazdığına bakıyorum. Özellikleriyle alakalı. Siz böyle bunlara bakarken ben de arkadaşlar özelliklerini okuyayım. Şimdi 1500-1800 watt arası güç ile çalıştığı yazmış. 1.8 litre kapasiteli su ısıtıcı bölümü. Yani şu su ısıtıcı 1.8 litre alıyormuş arkadaşlar suyu. 1 litre kapasiteli demlik. Yani bu da arkadaşlar 1 litre kapasiteli bir demlikmiş. Onun haricinde gizli rezistans, kaynama susuz kalma koruması, çıkarılabilir çay süzgeci, şundan bahsediyor. Onun haricinde kaynatma ve sıcak tutma güç ışığı. Biraz onun güç ışığını göstereceğim. Hem su ısıtıcı hem de çay demleme makinesi olarak kullanabilme. Onun haricinde kettle kullanım için güvenlik kilitlemeli, gövde kapağı, kablosuz kullanım kolaylığı, kablo sarıcı bölüm. Yine özellikleri böyle bu şekilde. Arkadaşlar.
Diğer sertifikası almış. Çevko Yeşil Nokta. Ondan sonra geri dönüşüm 2 yıl garantili olduğu söylenmiş. Daha yani bir sertifikaları var arkadaşlar. Bunun. Şimdi burada tabi şurada şu hafif şey takmayacağım ben şimdi de arkadaşlar. Burada düğmesi var tabi. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu düğmeden kontrol edebiliyorsunuz su ısıtıcıyı. Onun haricinde arkadaşlar burada yine bu şekilde yaptığımız zaman, ısındığı zaman, kaynadığı zaman bunu böyle yukarı doğru kendisi atıyor zaten. Zaten bildiğimiz. Bunu böyle bu şekilde kettle olarak kullanabiliyor. Hem de su ısıtıcı. Yani kettle, su ısıtıcı aynı şeyler. Onun haricinde de arkadaşlar demliği de bu şekilde. Böyle bu şekilde arkadaşlar 1 litre kapasiteli demliği varmış. Yine böyle kibar, şık, oldukça malzemesi kaliteli. Arkadaşlar korkunun. Bu arada buraya da torku yazmışlar. Hoşuma gitti bu detay. Fabrikanın ismi. Altta da fakir. Tain Mor. Arkadaşlar daha fazla çay anlamına geliyormuş. Ona baktım. Videoya başlamadan önce. Tea Marker yazıyor. Kutunun üzerinde de. Onda da arkadaşlar çay makinesi. Şimdi garanti belgesi falan var arkadaşlar. Zaten böyle iki tane kitapçık çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde burada ben yani şöyle okuyabileceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum da. Tabi Alman yapımı olduğu için Almanca yazmışlar içine. Türkçe dilinde de yazmışlar. Dilimizde de. Arkadaşlar eğer internetten falan alırsanız fiyatı 250-239-240 civarlarında. Yani kutu içinden demlik kapağı, su ısıtıcı, enerji iletim tabanı ve çay süzgeci. Arkadaşlar onlar çıkıyor. Kullanım ömrü 7 yıl olduğu söylenmiş. Yaklaşık 7 yıl dayanabiliyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmazsa 7 yıl. Onun haricinde de temizlik ve bakımla ilgili bilgiler yer almış. Kullanma kitapçıkta. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Özelliklerini saydık zaten. İthalatçı firmanın arkadaşlar Saruhan Plaza Basın Ekspres Yolu No 39 Küçükçekmece İstanbul Türkiye. Yani yerli mal değil ama yerli üretim arkadaşlar. Hani ülkemizde General Mobile, işte Vestel Venus gibi cep telefonları var mesela. Onlar yerli mal değil ama yerli üretim. Garanti süresi 2 yıl arkadaşlar, onu belirttik. Azami tamir süresi de 20 iş günüymüş arkadaşlar. Böyle olduğu söyleniyor. Evet. Yani ben çay makinesiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar zaten. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi 1.8 litre alıyormuş bu. Tekrar edelim. İçi bayağı geniş. Kullanışlı arkadaşlar. Yani rengi de iyi. Başka renkleri de var. İnternette ben baktım. Onun haricinde burası da arkadaşlar tabanı elektronik alt tabanlı bir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da arkadaşlar demlik. Şöyle içini dışını iyice göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi
Benim çay makinesiyle ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yani başka da şöyle bakıyorum, kontrol ediyorum. Anlatacağım bir şeyler var mı diye. Atladığım. Enerji iletim tabanını söyledik zaten. Arkadaşlar. Elektrikli enerji iletim tabanı. Bunu gösterdik. Ve demliğimiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Destek için, destek olmak için beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarla görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz videonun alt kısmında. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.